Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye başlayacağız. American English File kitabı üstüne kurulu bu seri. Elimde görmüş olduğunuz yeşil kitap American English File serisinin üst orta düzeyde olanı. Eğer level'ınız orta düzeydeyse bu kitabı kolaylıkla takip edebilirsiniz ve bu videoları izleyebilirsiniz. 10 ders olmak üzere biz çok şeyler öğreneceğiz bu kitapta. Gramer, kelimeler ve birçok şey bu kitapta saklı. Ama dersten önce ben biraz kendimi tanıtayım. Benim adım Sepide Esmaili. Sizin gibi Türk'üm ama Azeri konuşuyorum. Türkçeyi dizilerden, filmlerden öğrendim ama İngilizceyi ise akademik olarak öğrendim ve öğretmenim. Birlikte çok şeyler öğreneceğiz. Hadi bakalım, derse başlayalım. Şimdi derse başlayalım. 1A. 1A. A kısmını okuyacağız. 1A. Page 4. Dördüncü sayfada. Mood, food. Yemek ve bizim moodumuz. Nasıl olduğumuzla ilgili bir ders. Her unit, her ders iki kısma ayrılıyor. İki kısma ayrılıyor. Part A, A kısmı. Part B, B kısmı. Mesela burada 1A, ders 1, A kısmını okuyacağız. Şimdi, food and cooking, yemek ve pişirmek. Küçük ve tatlı bir quizimiz var burada. Önce onu birlikte çözeceğiz ve birlikte cevaplayacağız. Bazılarına ben cevap vereceğim, yani zihnimde olanları söyleyeceğim. Siz de bu videoyu izlerken cevaplayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Can you think of? Düşünebiliyor musunuz? Can you think of? One red fruit. Bir tane kırmızı meyveyi düşüneceğiz. Düşünelim. Çilek. Strawberry. Strawberry. Ya da vişne. Cherry. Birçok meyve var ve hepsi çok lezzetli. They are delicious. Can you think of one yellow fruit? Bir tane sarı meyveyi düşüneceğiz. Sarı meyve. Muz. Banana. Ya da ananas. Pine apple. Pine apple. Birçok meyve var. Şimdi can you think of one green fruit? Bir tane yeşil meyveyi düşüneceğiz. Benim çok sevdiğim bir meyve var. Ekşi. Erik. Greengage. Greengage. Erik oluyor. Şimdi ikinci soruya geçelim. Can you think of two kinds of food that some people are allergic to? Can you think of two kinds of food? İki çeşit yemeği düşüneceğiz. That some people are allergic to. Bazı insanların o iki çeşit yemeğe alerjisi var. Bu iki çeşit yemeği düşüneceğiz. Düşünelim. Birincisi peanut. Yer fıstığı. İkincisi bir sebze. Fava, bean, bakla. Bu ikisine bazı insanların alerjisi var. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Can you think of three kinds of food that come from milk? Can you think of three kinds of food? Üç çeşit yemeği düşüneceğiz. That come from milk. Sütten alınan yemekleri düşüneceğiz. Şimdi sütten alınan üç çeşit yemek. Bir çeşidini ben söyleyeyim. Sütlaç. Sütlaç. Ya da çok şeyler var düşünebileceğimiz. Ama şimdi sütlaç. Bir de yoğurt. Yogurt. Yogurt. Aynı söyleniyor. Yani Türkçe dilinden alınmış ve İngilizce'de de
yogurt deniyor. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Can you think of four vegetables that you can put in a salad? Salataya dört çeşit sebze koyuyoruz şimdi. Dört çeşit sebze. Birincisi marul. Marul. Lettuce. 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 İkincisi salatalık. Cucumber. Cucumber. Ve üçüncüsü havuç. Carrot. Carrot. Birçok şey koyuyoruz ama ben şimdi birkaçını söyleyeceğim. Ve dördüncüsü cabbage. Cabbage. Lahana. Şimdi geçelim bir sonraki soruya. Can you think of five containers that you can buy food in? Beş konteyneri düşüneceğiz ki onun içinde biz yemek alıyoruz. Mesela birincisi paket, pack. İkincisi tek kullanımlı bulaşıklar, tek kullanımlı kaplar. Mesela ne oluyor? Disposable dishes. Disposable dishes, tek kullanımlı kaplar. Ya da paper cup. Paper cup. Kağıttan fincan oluyor. Şimdi altıncı soruya geçelim. Can you think of six things that people sometimes have for breakfast? Türk kahvaltısı çok meşhurdur. Biz birçok şey yiyoruz kahvaltıda. Ama burada six things, altı şeyi söylememizi istiyorlar. Şimdi ben birkaçını söyleyeceğim, birkaçını da siz söyleyin. Mesela tereyağı biz kullanırız. Butter. Butter. Peynir. Cheese. Ekmek. Bread. Ve birçok şey vardır. Şimdi siz de birkaçını söyleyin. Şimdi de 152 sayfasına geçeceğiz ve vocabulary bank. Yani biraz kelime öğreneceğiz burada. Neyle ilgili? Food and cooking. Yemek ve pişirmek hakkında birçok kelimeyi öğreneceğiz. Geçelim o sayfaya. 152. Food and cooking. Birkaç resmi burada görüyorsunuz. Yemek resimleri var. Ben burada anlamlarını söyleyeceğim ve siz resimlerde bulmaya çalışın o yemeği. Şimdi 1, 2, 3, 3 kategorimiz var. İlk kategorimiz fish, balık and seafood. Derya yemekleri hakkında, deniz yemekleri hakkında. Şimdi geçelim. Crab. Crab. Yengeç oluyor. Mussels. Mussels. Midye oluyor. Bulmaya çalışın fotoğrafta. Salmon. Salmon. Somon balığı. Shrimp. Shrimp. Karides. Squid. Squid. Kalamar. Tuna. Tuna. Ton balığı. Bulmuşsunuzdur. Burada güzelce gösteriyor. Şimdi meat kategorisine geçeceğiz. Et kategorisi. Beef. Beef. Bulmaya çalışın. Dana eti. Beef. Chicken. Chicken. Tavuk. Duck. Duck. Ördek. Lamb. Lamb. Kuzu. Bir burada telaffuz etmiyoruz.
lamb kuzu eti oluyor. Şimdi bir sonraki kategoriye geçelim. Fruits, meyveler and vegetables ve sebzeler kategorisi. Şimdi yine ben söyleyeceğim. Burada fotoğrafta bulmaya çalışın. Beet, beet, pancar, cabbage, cabbage, lahana, cherries, cherries, vişne, cucumber, cucumber, salatalık, eggplant, eggplant. Amerikan İngilizcesinde eggplant diyoruz ama British İngilizcesinde aubergine, aubergine. İkisi de patlıcan anlamına geliyor. Eggplant, aubergine, patlıcan. Grapes, grapes, üzüm. Green beans, green beans, yeşil fasulye. Lemon, lemon, limon. Mango, mango, mango. Melon, melon, kavun. Peach, peach, şeftali. Pear, pear, armut. Raspberries, raspberries, ahududu ya da framboise. Red pepper, red pepper, kırmızı dolmalık biber. Zucchini, Amerikan İngilizcesinde zucchini ve British'te courgette, courgette. İkisi de bir anlamda kabak, yeşil kabak oluyor. Zucchini ve courgette. Bulmuşsunuzdur umarım. Şimdi bakalım. Are there any things in the list that you love? Hangisini çok seviyorsunuz? Şimdi ben sevdiğimi söyleyeyim. I love peaches. I love peaches. And I love salmon. Şimdi de are there any things in the list that you hate? Nefret ettiğiniz bir şey. Burada benimle ilgili pek göremiyorum. Hepsini seviyorum. Are there any things in the list that you have never tried? Yani birini hiç denememişiz. Bakalım hangisi oluyor? Kalamar. Ben kalamarı hiç denemedim. Şimdi buraya kadar bunları söyledik. Part D. Are there any other kinds of fish, meat or fruits that and vegetables that are very common in your country? Şimdi sizin ülkede bazı mesela et ya da meyve ya da sebze ki çok kullanılıyor, onları saymanızı istiyor. Bizim ülkede mesela sebze olmak üzere basil, reyhanı çok kullanılır. Basil. Yani bu benim aklıma geldi. Şimdi siz de bir başka şeyleri söyleyin. Şimdi de aynı sayfada ikinci bölüme dönüyoruz. Cooking. Pişirme tipleri. Şimdi burada bazı yemekleri görüyoruz. Çok çok lezzetli yemekler. Burada ben pişme tiplerini söyleyeceğim ve siz fotoğraflarda bulmaya çalışacaksınız. İlki boiled. Burada yazılmış dördüncü. Boiled eggs. Haşlanmış yumurta. Yumurtalar. Boiled eggs haşlanmış oluyor. Bunların hepsi sıfat ve sonrasında bir kelime kullanabilirsiniz. O yemeğin adını getirebilirsiniz. İkincisi roasted. Hangisi oluyor? Roasted.
kavrulmuş, roasted, kebap gibi pişmiş, roasted, ateşte, baked, baked, fırında pişmiş, ekmek gibi, baked, bread, grilled, grilled, ızgara oluyor, fried, fried, kızartma, steamed, steamed, buharda pişmiş. Şimdi part C. How do you prefer these things to be cooked? Bu yemekleri, altta gördüğünüz yemekleri nasıl pişmelerini istersiniz? Eggs, yumurtalar. Mesela boiled, fried. Chicken. Mesela roasted, grilled, fried. Potatoes. Patatesler. Mesela fried, baked. Fish. Balık. Yine de grilled olur. Fried, roasted. They are possible. Şimdi de çok önemli bir konu burada var. Onu öğreneceğiz. Phrasal verbs. İki kısımdan oluşan fiiller. Mesela eat out. You can see here. Burada görüyorsunuz. Eat out. İki kısımdan oluşan bir fiil. Şimdi bakalım. Learn these phrasal verbs connected with food and diet. Bu phrasal verbler yemekle ilgili. İlki, I eat out a lot. Eat out, restoranda yemek yemek. I eat out a lot, ben çok restorana giderim. Because I don't really have time to cook. Benim pişirmeye zamanım yok. Böyle söylüyor. Eat out, çok güzel bir fiildir. Kullanın. I'm trying to cut down on coffee. Cut down on, azaltmak. Tüketimi azaltmak anlamına gelir. I'm trying to cut down on coffee right now. Ben kahveyi azaltmaya çalışıyorum. Yani az kullanmaya çalışıyorum. I'm only having one cup at breakfast. Sadece bir fincan kahvaltıda içiyorum. Cut down on, have less, az kullanma. Şimdi de üçüncü. The doctor told me, doktor bana söyledi ki, I had very high cholesterol. Benim kolesterolüm çok yüksek. And that I should completely, ve ben tamamıyla cut out. Cut out, kesmeliyim. Cut out, kesmek, tamamen kesmek oluyor. All high fat cheese, bütün tam yağlı peynirleri kesmeliyim yemesini. And dairy products, ve bütün sütten oluşan her şeyi kesmeliyim. Şimdi de burada diyor ki eliminate. Eliminate eş anlamlı oluyor cut out'la. Yani tamamen kesmek, diyetimizden tamamen çıkarmak. Bu bölüm bitti. Şimdi dördüncü sayfaya geri dönelim. 1A Part C. C bölümüne bakın. Listen to these common adjectives to describe food. Şimdi bu sıfatları birlikte okuyacağız ve öğreneceğiz anlamlarını. Bazılarını pişirmek üzerine öğrendik. Boiled, steamed. Şimdi başka sıfatları burada öğreneceğiz kullanmak için. Canned, canned, canned beans. Konserve, konserve oluyor. Fasulye, yani çok şeyler var konserve içinde. Söyleyebiliriz. Canned food. Konserve olmuş yemekler. Fresh. Fresh. Fresh vegetables. Taze. Taze sebzeler. Frozen. Frozen.
Donmuş. Mesela frozen vegetables. Donmuş sebzeler. Frozen meat. Donmuş et. Low fat. Low fat. Az yağlı. Low fat yogurt. Az yağlı yoğurt. Raw. Raw. Pişmemiş ya da ham. Mesela ham et. Raw meat. Spicy. Spicy. Baharatlı. Spicy food. Baharatlı yemek. Take out. Take out. Dışarıdan paket olarak alınan yemek. Take out pizza. Take out food. Şimdi de pronunciation partına dönelim. Part 2, pronunciation. Telaffuz bölümü. Telaffuzlar çok önemli. Burada birkaçını birlikte öğreneceğiz. Birincisine bakın. İ telaffuzu. İ. Kısa i. Şimdi squid. Squid. Chicken. Chicken. Spicy. Ay sesi duyuyorsunuz. Şimdi bu dışarı çıkıyor. Bunun üstüne bir çizgi çiziyoruz. Grilled. Grilled. Bu da kısa i oluyor. Şimdi ikincisinde anlayacağız hangisi çizikli olacak. İ telaffuzu. İ telaffuzu. Beef. Uzun i. Beef. Steamed. Steamed. Beans. Beans. Breakfast. E telaffuzu. Bunun üstüne çizgi çekiyoruz. Şimdi de üçüncüsünde a telaffuzu. A. Grapes. Bu olmadı. Üstüne çizgi çekiyoruz. Salmon. Salmon. Lamb. Lamb. Cabbage. Bunların üçü de a telaffuzu oluyor. Dördüncüsü r. R telaffuzu. Margarine. Margarine. Bu oluyor. Karton. Karton. Jar. Jar. R. Worm. Worm. Bunun üstüne çizgi çiziyoruz. Şimdi de beşinci bölüm. A telaffuzu. A. Sausage. Sausage. Roast. Çizgi çekiyoruz. Roast. Chocolate. Chocolate. Box. Box. Bunlar doğru. Şimdi de or telaffuzu. Or. Or sesi. Force. Force. Bu doğru. Fork. Fork. Boiled. Boiled. Bu olmuyor. Çizgi çekiyoruz. Pour. Pour. Bu da doğru. Şimdi de kısa ı telaffuzu. I. Cook. Cook. Doğru. Sugar. Sugar. Pudding. Pudding. Food. Food. Çizgi çekiyoruz. Şimdi de sekizincisi u sesi. U. Spoon. Spoon. Zucchini. Zucchini. Fruit. Fruit. Duck. Duck. Üstüne çizgi çekiyoruz. Bu da telaffuz bölümümüz. Şimdi diğer bölüme dönelim. Şimdi de beşinci sayfaya geçiyoruz. Beşinci sayfada bir metin var. Reading text. Bir reading metni var burada. Metni ben sizin için okuyacağım ve tercüme edeceğim. Bu metne karşıt siz bu soruları
cevaplayabileceksiniz. Ben sadece yardımcı olacağım cevaplamanız için. Anlamını iyice birlikte anlayacağız. Mood, food. Yemek ve bizim modumuz. Şimdi geçelim. We live in a stressful world. Biz stresli bir dünyada yaşıyoruz. And daily life can sometimes make us feel tired. Ve günlük hayat bazen bizi çok yorabilir. Stressed ya da stres verebilir. Stresli yapabilir bizi. Or depressed ya da depresyona sokabilir. Some people go to the doctor for help. Bazı insanlar yardım için doktora gidiyorlar. Others try alternative therapies. Başkaları alternatif dermanlar ya da alternatif yollara başvuruyorlar. But the place to find a cure could be somewhere completely different. Ama doğru yer dermanı bulmak için çok farklı bir yer olabilir. In the kitchen, mutfakta. Dr. Paul Clayton, a food expert. Dr. Paul Clayton, yemek eksperi from Middlesex University, Middlesex Üniversitesi'nden söylüyor ki, the brain is affected by what you eat and drink. Beyniniz yeme ve içme etkisi altında kalabilir. Just like every other part of your body. Başka bedenimizdeki başka kısımlar gibi. Yani elimiz, kolumuz, gözlerimiz gibi. Certain types of food, bazı yemekler, contain substances, bazı maddeler içeriyor, that affect how you think and feel. Bizim nasıl hissettiğimizi ve düşündüğümüzü etkiliyor bu maddeler. For example, mesela, food that is high in carbohydrates, yemekler ki karbonhidratları üst düzeyde, can make us feel more relaxed. Bizi çok relax bir şekle sokabilir. It also makes us feel happy. Bizim mutlu olmamızı sağlayabilir. Research has shown, araştırmalar gösteriyor ki, that people on diets, diyette olan insanlar often begin to feel a little depressed. Biraz depresyona girebilirler. After 2 weeks, 2 hafta sonra bu depresyona giriyorlar. Because they are eating fewer carbohydrates. Karbonhidrat düzeyleri çok az oluyor ve çok az yiyorlar. O yüzden depresyona girebilirler. On the other hand, öte yandan, food that is rich in protein, yemekler ki protein seviyeleri çok zengin, makes us feel awake and focused. Bizi uyanık ve konsantrasyonumuzu arttırabilir. Research has shown that, araştırmalar gösteriyor ki, school children who eat a high protein breakfast, çocuklar, okuldaki çocuklar ki bir sürü protein kahvaltıda alıyorlar, often do better at school than children whose breakfast is lower in protein. O çocuklara göre ki protein daha az alıyorlar, daha iyi performans sergileyebiliyorlar okulda. Also, bunun üzerine eating the right kind of meal at lunchtime, doğru öğünü öğlen yemeğinde yemek can make a difference, fark yaratabilir. If you have an exam, eğer ki bir sınavınız varsa in the afternoon, özellikle öğleden sonra, or a business meeting ya da bir ticari bir meetinginiz varsa, where you need to make some quick decisions, o yerdeki siz çok ani karar almak istiyorsanız, özellikle bu çok önemli. Doğru öğünü almak çok önemlidir bu şartlarda.
In an experiment for a TV show, bir televizyon şovunda, bir deneyde, two chess players, iki satranç oyuncusu, both former champions, eski şampiyonlar, ikisi de eski şampiyonlar, had different meals before playing each other. Oynamadan önce iki ayrı öğün yiyorlar. Paul had a plate of prosciutto. Paul, birinci şampiyon, had a plate of prosciutto. Bir tabak prosciutto yiyor. Prosciutto bir İtalyan yemeği ve ham salam oluyor. And salad ve salata yiyor. Prosciutto ve salata yiyor. Full of protein from the red meat. Bir sürü protein, özellikle kırmızı etten alınmış protein yiyor. And his opponent Terry, ve Terry onun rakibi, had pasta with a creamy sauce. Pasta ve bir sürü kremalı sosla yiyor. Full of carbohydrates, bir sürü karbohidrat alıyor. In the chess match, o karşılaşmada, yani o satranç karşılaşmasında, Terry felt sleepy. Terry'nin uykusu geliyor. And took much longer than Paul. Ve Paul'dan çok daha geç karar alıyor. Took much longer than Paul to make decisions. Çok daha geç karar alıyor. About what moves to make. O hareketler üstüne kurulmuş. Yani satrançta nasıl hareket edeceği üzerine çok geç karar alıyor. The experiment was repeated. Bu deney yine tekrarlanmış. Several times, birçok kez tekrarlanmış. With the same result, ama sonuç aynıymış, değişmemiş. Another powerful mood food could become a replacement for some medications. Bir başka güçlü mood food bazı ilaçlar yerine kullanılabilir. İlaçlar ki doctors prescribe for stress. İlaçlar ki doktorlar stres için yazıyorlar. In a study, bir araştırmada, Swiss researchers, Swiss'ten gelen o araştırmacılar discovered that eating one dark chocolate candy bar, keşfetmişler ki bir bitter çikolata barı yemek had beneficial effects, çok faydalı tesirleri olmuş on highly stressed people, özellikle stresli olan insanlarda, çok stresli olan insanlarda. Not only did eating the dark chocolate help reduce stress, hem onların streslerini azaltmış o insanların. It was also shown to improve mood and reduce high blood pressure. Onların modlarını yükseltmiş ve tansiyonlarını azaltmış. Why does chocolate make people less stressed? Neden çikolata insanların streslerini azaltıyor? First, öncelikle, it causes the body to reduce the level of stress hormone cortisol. Bedenin hormonlarını, kortizol hormonu, ki stresle alakalı, onu azaltıyor. Yani çikolata tüketirsek önce kortizol hormonunu azaltıyor ve dengeliyor. Second, sonra ikincisi, it reduces the fight or flight hormone. Bir başka hormon ki fight or flight anlamına geliyor, onu da azaltıyor. Şimdi fight or flight ne demek? Burada söylüyor. İki çizgi arasında anlatıyor. A hormone that makes people want to start a fight. Bir hormon ki insanların isteklerini kavga için çoğaltıyor. Or run away, ya da kaçmak için çoğaltıyor. When they are very stressed, özellikle çok stresli zamanlarda. Mesela çok stresliysek biz kaçmak ya da kavga etmek isteriz. Şimdi o hormonun adı fight or flight oluyor ve çikolata bu hormonu azaltıyor, mutluluk getiriyor. In addition,
Bunun üzerine it contains other compounds, başka şeyler de içeriyor. That lower blood pressure, ki bizim tansiyonumuzu azaltıyor ve dengeliyor. And improve your mood, ve modumuzu daha iyi yapıyor. These three things, bu üç şey, along with its delicious taste, onun çok lezzetli, çok lezzetli tadıyla, make chocolate a powerful mood changer, çikolatayı bir mod değiştirici bir şeye dönüştürüyor. Dersimizin gramer bölümü 132. sayfada. Şimdi biz o grameri burada yazdık ve birlikte öğreneceğiz. Gramerin konusu simple present ve de present continuous. Yani şimdiki zamanı birlikte öğreneceğiz. Şimdiki zamanda nasıl konuşalım ve kullanımlarını burada öğreneceğiz. Ama şimdiki zamanda biri simple present tense, sade hali. Biri de present continuous, tam şimdiki zaman. Simple present tense mesela I work, ben çalışıyorum. She works, she, he, it, s. She works, he works. Ama present continuous, I am speaking. Şimdi, tam şimdi konuşuyorum. I am speaking. I work, ben çalışıyorum. Yani genel olarak ben çalışıyorum. Ama I am speaking, şimdi konuşuyorum. Bu çok önemli. Yani bunun farkını anlamanız çok önemli. Şimdi kullanımlarına teker teker bakalım. İlk öncesinde routines, rutinler ve genel anlamda biz nasıl işleri yapıyoruz onları simple present tense ile söylüyoruz. Routines, genel, general. Şimdi, we go to the cafe, biz kafeye gidiyoruz. Once a week, bir kerelik, haftada bir kere biz kafeye gidiyoruz. Bunlar bizim rutinlerimiz olabilir. Once a week, haftada bir kere. Twice a week, haftada iki kere. Ya da every day, her gün gidiyoruz. Şimdi rutinlerimizi simple present tense ile söylüyoruz. Ve eğer burada she, he, it, we yerine kullanıyorsak fiilimize s ilave ediyoruz. Şimdi ikinci kullanıma geçelim. Habits, habits, alışkanlıklar. Nasıl alışkanlıklarımız olabilir? Habits. I always eat a healthy diet. Ben genellikle çok sağlam ve iyi bir yemek programım var ve böyle mesela yiyorum. Yani sağlıklı bir yemek programım var. Ama her gün ve her saat always. Şimdi bunları da böyle söyleyebiliriz. Always, ondan bir kademe aşağıda, often, sonra, usually ve sonra, sometimes, bazı şartlarda ve sonra da never, hiçbir zaman. Onu da söyleyebiliriz. Yani alışkanlıklarımız söz konusuysa. Never, I never smoke. Hiçbir zaman sigara içmiyorum. Bir sonraki kullanımız permanent, permanent situations. Yani sabit şartlar. Permanent situations, sabit şartlar. My cousin works at a restaurant. Kuzenim restoranda çalışıyor. Yani gündelik hayatı böyle geçiyor. Restoranda genel olarak çalışıyor. Buraya kadar anlıyoruz ki
Simple present tense'i biz genel olarak bir şeyler oluşuyorsa hayatımızda orada kullanabiliriz. Şimdi bir başka bölüm de var. Bunu da present continuous'tan sonra ben anlatacağım. Şimdi geçelim present continuous tense. Dedi ki mesela söylüyoruz. I am working. They are playing. Onlar şimdi, şu anki zamanda oynuyorlar. Ya da I am working. Şimdi ben çalışıyorum. Bu zamana has. Şimdi specific. Specific. Yani bu zamana has olarak söylüyoruz. Now specific. We are going to the cafe. Şimdi biz kafeye gidiyoruz. Bakın şimdi burada farkı anlıyoruz. We go to the cafe once a week. Yani bu bir rutin. Haftada bir kere kafeye gidiyorlar. Ama we are going to the cafe. Şimdi biz kafeye gidiyoruz. Şimdi burada now ya da right now kullanabiliriz. Yani tam da şimdi. Now, right now. Bir sonraki kullanımı annoying habits. Annoying habits. Rahatsız edici alışkanlıklar. Şimdi burada alışkanlık vardı ama rahatsız etmiyordu pek bizim alışkanlıklarımız. Ama burada rahatsız edici alışkanlık var. Yani biri bir şey yapıyor ama biz pek ondan haz etmiyoruz. Şimdi she is always slurping. She is always slurping. Rahatsız edici alışkanlıkları söylemek üzere am is are burada var. Sonra burada ing form fiilimiz var. Arasına always getirmeliyiz. Yani bıktığımızı anlatmak için. She is always slurping. O her zaman şapur şupur içiyor her şeyi. She is always slurping. Şimdi bir sonraki kullanımı temporary. Temporary actions. Burada dedik ki permanent actions sabit şartlar. Burada temporary situations ya da actions. Yani çok kısa sürelik dönemler ya da şartlar. Her zaman bu sürmüyor. Bakalım. I'm working with my dad for the time being. Ben babamla şu anlık çalışıyorum. Şimdilik for the time being. Şimdilik yani kısa süreliğine. Kısa süreliğine çalışıyorum. I'm working with my dad for the time being. Şimdi başka cümleler de kurabiliriz ama sabit değil. Bakın burada dedik ki my cousin works at a restaurant. Kuzenim restoranda çalışıyor. Yani sabit bir şekilde. Ama burada diyoruz ki çok kısa bir süreliğine ben babamla çalışacağım. Ya da mesela yağmur yağıyor. It is raining. Kısa süreliğine. Şimdi geçelim asıl konumuza. Action and non-action verbs. Action verbs anlamı ne oluyor? Yani fiiller ki biz onları görebiliyoruz. Mesela ben konuşuyorum. Talk. Siz görebiliyorsunuz bunu. Ben ders veriyorum. I teach. Görebiliyorsunuz. Bu fiillere action verbs diyoruz. Action verbs. Mesela yürüyorum. I walk. Walk action verb oluyor. Ama bazı fiiller non-action oluyorlar. Non-action. Yani hissettiğimiz fiiller. Biz göremiyoruz onları. I think
Ben düşünüyorum ama siz görmüyorsunuz ben ne düşünüyorum. Ya da I guess, ben tahmin ediyorum. Söylemedikçe siz görmüyorsunuz. I love, ben seviyorum ama sevgim yüzümde yok yani, içimde saklı. Şimdi bunlar non-action verbs oluyorlar. Action verbs fiiller ki biz görebiliyoruz. Non-action verbs fiiller ki biz göremiyoruz onları. Sadece hissedebiliriz. Şimdi simple present tense'de ikisini de kullanabilirsiniz. Action verbs and non-action verbs. Her fiili burada kullanabiliriz. Mesela I feel cold. Doğru. Ben soğuk oldu ve soğuğu hissediyorum. Ya da action verbs, I study English. Ben İngilizce okuyorum. Hepsi oluyor. Ama burada present continuous'te action verbs, sadece action verbs, o fiiller ki görebiliyoruz, onları kullanabiliriz. Yani non-action verbs, onları kullanamıyoruz burada. Burada mesela drink, play, listen. Gözle görülür şekilde olmalı sizin fiilleriniz. Mesela I am drinking. Bu doğru oluyor. Ama I am loving, yani kısa süreliğine ben seviyorum. Bu biraz tuhaf oluyor yani. Genellikle kullanmıyoruz. Ama bazen kullanılabilirler. Ama gördüğümüz kadarıyla. Eğer biz görebiliyorsak kullanabiliriz bunları. Bu da gramer kısmımız oldu. Umarım öğrenmişsinizdir.